Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Kaan kardeşimizin kanalına, Şoför abi kanalına bir video çekiyoruz. Bu video sesli bir video olacak, anlatımlı bir video olacak. Bugün demişti 3.8 haritasından bahsedeceğim sizlere. Bu haritamızda gelen yeni özellikleri ve değişen güzergahları anlatmaya çalışacağım sizlere elimden geldiğince. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Kaan kardeşimiz bazı sıkıntılarından dolayı ve bazı ailevi sıkıntılarından dolayı aramızda değil, biliyorsunuz birkaç gündür. Bundan sebep Kaan kardeşimizin kanalı boş kalmaması amacıyla kanalına birkaç video yayınlamıştık, biliyorsunuz ki arkadaşlar. Bu da o videolardan bir tanesi olacak. Biliyorsunuz benim haricimde Görkem kardeşimiz de Kaan kardeşimizin kanalına bir video yayınlamıştı. Ben de başka bir video yayınlamıştım, iki tane. Bir tanesi Belen 6 haritasında, bir tanesi de İstanbul XS2 haritasında 16S hattıyla bir videomuz olmuştu sevgili dostlar. Bu da farklı bir video, bu sesli bir anlatımlı video olacak. Anlatımlı bir video olacak. Anlatımlı bir video olmasının sebebi, biliyorsunuz yakın zamanda inşallah Demirsti 3.8 haritamız yayınlanmış olacak sevgili dostlar. Bundan sebep bu haritadan da bahsetmemiz gerekiyordu. Bu videoda inşallah Demirsti haritasından bahsetmiş olacağız. Şimdi hat tabelamızı girelim. Hangi hatlarda oynayacağım? Özellikle onlardan bahsedeyim sizlere sevgili dostlar. Öncelikle 78 hattıyla oynayacağız. Sonrasında yeni eklenen bölgemiz olan üniversite hattında, yani U1 hattında oynamış olacağız. Üniversite bu arada Demirsti 3.8 ile eklenen bir bölge. Yeni olarak eklendi. Onu söylemeye çalışıyorum sevgili dostlar. Hemen birinci aracı olarak kendimizi ayarlayalım. 3.30'da hareketimiz varmış. Hemen saatimizi 29 geçe ayarlıyoruz. Saatimizi de ayarladık ve çıkış işlemlerini gerçekleştirelim artık. Perona bir giriş yapacağım. Bu dönüş yapmak yerine bu şekilde çıkmamız daha kolay olacak bizim için. Bir sonraki durak Özcan Sokak. Evet, bu videoda anons sistemimizde olacak, onu da belirtelim. Bu arada benim aracımla alakalı, Prostil ile alakalı bir sıkıntı var. Kapı sıkıntısı yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden aracımız serviste daha gelmedi. Aracımız da geldiği zaman inşallah onunla da videolar çekmeye devam ederiz diye umut ediyorum arkadaşlar. Şimdi Demirsti 3.8'de neler eklendi? Öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Yeni yol, eski yol sistemi eklendi. Otoban yenilendi. Yeni tabelalar, yeni yönlendirme tabelaları eklendi. Bazı hatların güzergahları değişti. Ve yeni yol, eski yol sistemine adapte edildi. Üniversite hattı eklendi. Üniversite bölgesi açıldı. U1 isminde bir hattımız mevcut. Bu hattımız üniversite bölgesini kapsayan bir hattır. Birazdan o hattı da göstermiş olacağım zaten sizlere sevgili dostlar. Ben yine ara ara konuşup ara ara bilgi vermeye çalışacağım sizlere.
Evet arkadaşlar, ilk bahsedeceğim konuya gelecek olursak Sultan Şehir peronlarda başladık. Gördüğünüz üzere 78 hattını oynuyoruz. Sizin oynayacağınız sürümde sizin oynayacağınız 3.8 sürümünde Sultan Şehir peronlar olmayacaktır sayın izleyiciler. Biz şu anda bize verilen sürümü oynuyoruz. Bize verilen sürüm geliştirici sürümü ve tanıtım yapılan sürümdür sevgili arkadaşlar. O yüzden Sultan Şehir peronlar bizde var. Ama nihai sürüm yayınlandığı zaman sizde Sultan Şehir peronlar olmayacak sevgili dostlar. Bu bölge tamamıyla kaldırıldı. Bir sonraki durak Cedaysey evleri. Yeni bir özellik olarak kam karşımızda bulunan yaya geçtiğini belirten bir ibare var, görüyorsunuz yanıp sönen şekilde. Böyle bir ışık ekledik. Aslında olması gereken bir şeydi. Bunlar ufak tefek detaylar, haritanın biraz daha gerçekçi gözükmesini sağlıyor. Bunun haricinde okul bölgelerinde okulun tabelaları ve yeni yaya geçitleri oyunumuza eklenecek sevgili arkadaşlar. Bunlar da ilerleyen süreçlerde sizin oynayacağınız nihai sürümde olmuş olur yüksek ihtimalle. Şunu da bahsedeyim, haritanın çıkışları şu an için belli değil. Ama her an çıkabilir, bilgisini vereyim. Yani bugün de yayınlanabilir videoyu çektikten sonra. Yarın da yayınlanabilir. Haftaya da, ondan sonraki haftaya da harita çıkabilir sevgili dostlar. Herhangi bir çıkış tarihi belli değil ama her an çıkabilir düzeydedir. Onun bilgisini verelim sevgili dostlar. Evet arkadaşlar, daha deminde söylediğim üzere yönlendirme tabelaları değişti. Otoban yenilendi. Yeni hat eklendi. Hatların güzergahları değiştirildi. Sultanşehir peronlar bölgesi kaldırıldı. Bu şekilde ekstra birçok yeni eklentilerimiz mevcut arkadaşlar. Birazdan hepsini görmüş olacağız. Kaymakamlar gelmişiz. Sultanşehir Kaymakamlık. Bir sonraki durak Sultanşehir Polis Merkezi. Bir sonraki durak Belen Fen Lisesi.
Evet arkadaşlar, tekrar söylüyorum, bazı hatların güzergahları değişti. Yeni yol ve eski yol sistemi eklendi değerli arkadaşlarımız ve yönlendirme tabelalarımız değişti. Tabi yol üzerinde görürsek size daha detaylı göstermiş olacağım yeni tabelalarımızı. Yeni hat eklendi. Tekrardan bahsetmek istiyorum. HS'de U1 hattımız eklendi. U1 hattımız üniversite hattıdır. Yeni bir bölge. Üniversite bölgesi. Dileyen arkadaşlarımız yenilenecek sürümle beraber üniversitede sefer atabilirler. Şu an harita test aşamasında değerli arkadaşlar. Harita şu anda test ediliyor. İnşallah yakın bir zamanda testler bittikten sonra haritamız sizinle beraber olacak değerli arkadaşlar. Şu anda test aşamasında. Haritamızın testleri ne zaman biter kesin bir bilgi yok. Yayınlanacağı tarih hakkında da bir bilgi yok. Dediğim gibi tekrardan her an yayınlanabilir haritamız. Şu an bile yayınlanabilir yani. Onun bilgisini vereyim. Ben bu videoyu çekiyorken bile yayınlanabilir. Video yayınlandıktan sonra da yayınlanabilir. Haftaya da ondan sonraki haftaya da inşallah yayınlanır yani. Arkadaşlar, harita bitti. Şu anda test ediliyor. Onun bilgisini verelim yani sevgili dostlar. Yakın bir zamanda sizinle beraber olacak. Bir sonraki durak Malak Caddesi. Evet değerli dostlar, görüyorsunuz yeni tabelalarımızı şu şekilde. Bu şekilde bir yenilenmeye gidildi. Bu şekilde yeni yönlendirme tabelalarımız var. Ufaktan görmüş oldunuz. Bu da iyi oldu, en azından size göstermiş oldum. Bir sonraki durak Altındağ Parkı. Evet arkadaşlar, sizler nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Kaan kardeşimizin yokluğunda çektiğimiz videolar inşallah size iyi gelmiştir. Sevgili dostlar, kanalın aktifliğini bozmamak için Kaan kardeşimize, Görkem arkadaşımızla beraber birkaç video yayınladık. Ben Belen haritasında bir video yayınladım ve İstanbul XS2 haritasında da bir video yayınladım. Bu da yayınlayacağım son video benle arkadaşlar, maalesef ki. Bundan sonra bir video yayınlayamayacağım maalesef ki, aranızdan ayrılmak zorundayım. Bu kadarlık video yeter benimle beraber. Zaten sesli ilk videom oluyor size. Görkem kardeşimiz benden sonra bir video yayınlamak isterse yayınlayabilir sevgili arkadaşlar. Onunla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Ama ben aranızdan bu videoyla beraber ayrılmak zorundayım. Maalesef ki sizle birlikteliğimizin sonuna geliyoruz arkadaşlar. 78 düz mü ilerliyor galiba? Buradan dönüyoruz gibi geldi bana. Eklenmemiş ama onu da düzeltiriz inşallah. Herhangi bir sıkıntınız olmasın arkadaşlar. Bu oynadığımız hat ring hat arkadaşlar, onun bilgisini verelim öncelikle. Bir sonraki durak Abdurrahman Ulaş Caddesi. Evet, benim durağıma geldik arkadaşlar. Umut kardeşimizin benim için yapmış olduğu bir duraktı. Ona tekrardan teşekkür ediyorum. Teşekkürlerimi videoyla sunuyorum kendisine.
Bu arada Kaan Pürşek Anadolu İmam Hatip Lisesi de eklenmiş oldu böylelikle arkadaşlar. Kaan kardeşimize de bir durak eklendi. Ondan öncesine bazı arkadaşlarımızın da, haritaya emeği geçen arkadaşlarımızın da isimleri eklendi. Arkadaşlar şunun bilgisini verelim. Lütfen bana özel durak yapın demeyin. Lütfen demeyin bunu. Çünkü bu sadece bize özel yapılan bir durum. Bilgisini verelim. Lütfen arkadaşlar istemeyin. Yapılacak bir şey değildir. Lütfen arkadaşlar. Sizden bunun ricasını istiyorum. Çünkü harita yemeği geçenlerin isimleri aslında durak olarak eklendi buraya. Lütfen arkadaşlar. O yüzden bana gelip de ya da Umut kardeşimize gelip de benim adıma da bir durak yapar mısın diye soru sormayın arkadaşlar. Sizden ricamdır. Umut kardeşimizi de fazla sıkmayalım arkadaşlar. O sağlık sıkıntılarından dolayı bir de çok çalışıyor. Biliyorsunuz ki çalışıyor. O yüzden harita gecikti. 6 aylık bir süreç oldu. Kusura bakmayın arkadaşlar. Harita gecikebilir. Projeler gecikebilir. Her şey zamanda yayınlanacak diye bir şey yok. Memnunuzdur. Devam etmek istiyoruzdur. Yapmak isteriz. Canımız sıkındır, yapmak istemeyiz, devam etmek istemeyiz, ara vermek isteriz. Bu bizim gerçekten en doğal hakkımız. O yüzden arkadaşlar lütfen saygı gösterip çıkış tarihini bekleyin. Zaten sonunda yayınlanmış olacağı için gönül rahatlığıyla oynayacaksınız sevgili arkadaşlar. Lütfen bizi birazcık kendi halimize bırakın. Gecikmeler olur, her şey olur, sağlık sıkıntıları olur. Umut'un morali bozuktur, yapmak istemez. Bu en doğal hakkı kardeşimizin. O yüzden sevgili arkadaşlar, elinizden gelen şeyi bize, empatiyi bize göstermenizi istiyoruz arkadaşlar. Çünkü bu işler kolay değil. Harita yapmak kolay değil. Sizinle buluşturmak kolay değil. Birçok şeyden geçiyor. Hatlar çekiliyor. Hatların kontrolü yapılıyor. Güzergahlar belirleniyor. Ne bileyim, hattın saatleri belirleniyor. Ne kadar yolcu binecek, ne kadar yolcu inecek, onlar ayarlanıyor. Birçok şeyden geçiyor bunlar arkadaşlar. Hemen yaptım, oldu, bitti diye bir şey yok. Sevgili dostlar, bunu anlatmaya çalışıyorum sizlere. Lütfen saygınızı bozmayın. Bekleyin. Durak. Zaten elinde sorunda oynayacaksınız. Hiçbir sıkıntınız olmasın dostlar. Bir sonraki durak, ikinci etap camii. Bir sonraki durak, Sultanşehir ikinci etap. Evet değerli dostlar, bahsettiğimiz üzere ring atı olduğu için şu anda başladığımız noktaya geri dönüş yapıyoruz. Ancak sizde olacak sürümde Sultanşehir peronları olmayacağı için farklı bir güzergah üzerinde ilerleyeceksiniz sevgili dostlar. Sultanşehir peronlar sizin oynayacağınız final sürümde olmayacaktır. Onun bilgisini tekrardan verelim arkadaşlar. Özellikle bu atla oynamak istedim. Çünkü o at önemliydi, bu bahsedeceğim konuyla alakalı olan bir konu olduğu için. Özellikle bu hatta oynamak istedim çünkü gerçekten önemli bir bölge. Sultanşehir bölgesi biliyorsunuz Demir City 2 ile beraber aramıza giren bir bölge oldu. Ve o zamandan bu zamana güzel şeylerimizi paylaştık kendisiyle. Ancak yeni oynayacağımız sürümde maalesef ki Sultanşehir peronlar olmayacak. O yüzden size bu bölgeyi göstermem amacıyla bu hatta oynamam gerekiyordu. Bir sonraki durak Belen, bir sonraki durak Sultanşehir Polis Merkezi. Evet arkadaşlar, başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Evet.
Bir sonraki durak Sultanşehir Kaymakamlık. Bir sonraki durak Cebelsey evleri. Evet sevgili dostlar, peronlara yaklaştık, Sultanşehir peronlara. Maalesef ki dediğim gibi tekrardan söylüyorum, bu peron bizim oynayacağımız yan sürümde olmayacak arkadaşlar. Şu an 3-8 haritasını oynuyoruz, ancak size yayınlanacak sürümde bu bölge olmayacak maalesef ki. O yüzden önemliydi, bunu söylemem gerekiyordu. Bir sonraki durak Özcan Sokak. Bir sonraki durak Sultanşehir peronlar. Evet, en baştaki perona yolcularımızı indiriyoruz sevgili arkadaşlar ve buradaki hattımızın sonuna gelmiş oluyoruz. Şimdi U1 hattına geçiş yapacağız. Üniversite bölgesini de size göstermiş olalım sevgili arkadaşlar. Onu da görmüş olun. Çünkü bu bölge yeni eklendi oyunumuza. O yüzden bu bölgeyi görmenizde fayda var. Evet, hiçbir gecikmemiz, erken gitmemiz yok. Bütün duraklara tam zamanında gelmişiz. Bu gayet güzel bir durum. Evet arkadaşlar, bu hattımızın buradaki güzergahının sonuna geldik. Şimdi hep beraber inşallah diğer hattımıza geçiş yapalım. Motorumuzu stop edelim. Bu aracımızı burada bırakacağız çünkü.
Hemen direksiyonunda. Evet. Evet sevgili arkadaşlar, bu aracımız burada kalıyor. Biz şimdi hat çizelgemizi kapatalım ve diğer bölgemize geçiş yapalım sevgili arkadaşlar. U1 hattını oynamaya başlayalım. Yine aynı şekilde Mercedes-Benz 345 Türk'lü aracımız bize eşlik edecek bu hattımıza da. Sevgili arkadaşlar, Void şanzımanlı olanı sürelim bu sefer de. Arkadaşlar bu oynadığım araç modu kesinlikle ücretli. OMSİKİ Türkiye gibi ile iletişime geçip bu aracı satın alabilirsiniz. Link istemeyin arkadaşlar. Maalesef aracın linki yok. Araç ücretli. Bunu da söylemiş olalım. Şöyle benim yaptığım bir skin vardı. Bununla oynayalım sevgili arkadaşlar. Bunu da böyle görmüş olun. Kendim yaptım bunu. İsmi de gördüğünüz gibi AU. Evet, yanlış bölgeye çıkarttık yüksek ihtimalle kendimizi. Aynen öyle oldu. Hemen şöyle bakalım kendimizi ışınlayabiliyor muyuz? Sultanşehir Üniversitesi. Evet arkadaşlar, buraya. Aynen. Şu anda ışınlanıyoruz arkadaşlar. Aynen. Üniversite bölgemize geldik. Evet arkadaşlar, bu yeni hat. U1 hattı. Üniversitemizde böyle bir yerden başlıyorsunuz yolunuza sevgili dostlar. Hemen şöyle ufaktan aracıma yaptığım skin'i göstermek istiyorum size arkadaşlar. Böyle bir skin yaptım kendime. Bence gayet güzel oldu. El emeği göz yumruğu sevgili arkadaşlar. Hemen hattımızı tabelaya yazalım. Neden böyle oldu? 0 0 1 0. Kayıt no 20. Kayıt geçersiz abi, tıklamadan geçersiz demesen lütfen. Oo arkadaşlar, hemen ekrandan aracımızı alalım. Normalde bu videomuzda kamera da bize eşlik edecekti, ancak video boyutu büyüdüğü için kamera koymadık maalesef ki. Evet, tekrardan hemen başlayalım sevgili arkadaşlar. Havalimanı kavşağıyla üniversite arasını gösteren bir hat arkadaşlar bu. Onu da belirtelim. Havaalanı kavşağıyla üniversite arasında olan bir hattır. Hattımızı şuradan alalım. Anonsları da göstermek istedim ama şu an onunla uğraşamayacağım sevgili arkadaşlar. Evet. Şöyle deneyelim isterseniz. Dilerseniz bir deneyelim tekrardan.
Hakkımızı oradan aldık. Geçerli ama şuradan bir daha bir deneyelim ya. Evet, oldu güzel. Gayet güzel. Çıkışımızı verelim arkadaşlar. Saat 4'te kalkışımız vardı. Şu saati hemen 59 geçeye ayarlıyorum. Ve çıkışımızı veriyoruz. Bir sonraki durak, Amfitiyatro Merkezi. Evet, yeni bölgenin yeni hattı ve yeni anonslarını hep beraber göreceğiz sevgili arkadaşlar. Üniversite hattı dediğim gibi havalimanı kavşağıyla üniversite arasında yapılan bir hat. Bu hattımız yeni eklendi sevgili dostlar. Ve güzel bir hat oldu bence. O yüzden göstermek istiyorum, tatmak istiyorum sizlere. Burayı da görmüş olun. Hem havalimanı kavşağı arası çalıştığımız için otoban ve yeni yol sistemini birazcık görmüş olacağız en azından. Onları da görmüş olun sevgili dostlar. Bir sonraki durak, Mühendislik Fakültesi. Bir sonraki durak, Fen Edebiyat Fakültesi. Evet, otobüsümüz doldu sevgili dostlar. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Alabildiğimiz kadar alalım. Kalan yolcularımıza arkadaki arabayla devam etsinler. Çünkü aracımız doldu. Tüm kapılar açık sevgili yolcularımız. İnebilirsiniz. Hani tekrar tekrar düğmeye basmanıza gerektiren bir durum yok.
Bir sonraki durak. Yurtlar. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, bu hat yeni eklenen bir hattır. Yeni bölgemizdir aynı zamanda, üniversite bölgesi. Hattımız, tekrardan söylemek istiyorum, havalimanı kavşağıyla üniversite arasında çalışan bir hattır. Böyle bir hat ekleme kararı aldık. Yoktu oyunumuzda daha önce üniversite. Biz de eklemek istedik arkadaşlar. Bunun bilgisini de verelim sizlere değerli dostlarımız. Bir sonraki durak, Sosyal Bilimler Fakültesi. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz videomuza. Yolumuza devam edelim. Yeni bölgeler, yeni yol sistemi ve otoban sistemi eklenmişti söylediğim gibi. Eski yol, yeni yol ve otoban yenilenmişti. Şimdi onları da birazdan göreceğiz arkadaşlar, havalimanı kavşağına giderken. Yeni bölgemizdeki hattımızla beraber. Bir sonraki durak, üniversite girişi. Buraya geçtik sevgili dostlar. Bir sonraki durak, etkinlik alanı yolu. Gördüğünüz gibi yan yol sistemi tarzında bir şey yapıldı. Üniversiteye çıkış vermek amacıyla. Buradan da sevgili dostlar, hemen yolcularımızı alalım ve indirelim. Tekrar söylemek istiyorum, Kaan kardeşimizin sağlık sıkıntılarından dolayı aramızda değil şu anda. İnşallah yakın bir zamanda aramıza dönecek. Tekrardan yayınlarına ve videolarına devam edecek sevgili dostlar. Bize kanalı boş bırakmamak amacıyla Kaan kardeşimize destek olmak için videolar çekip yayınladık. Bu da o videolardan bir tanesi. Biriniz olsun. Bir sonraki durak, otoparkı.
Evet arkadaşlar, otobanımıza giriş yaptık böylelikle. Şimdi birazdan yeni tarzdaki otobanımızı, yeni tabelalarımızı görmüş olacaksınız sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi eski yol ve yeni yol sistemi eklendi. Eski yol sağ tarafımızda yer alıyor. Yeni yol da inşallah üzerinde bulunduğumuz yol sevgili dostlar. Yan yol sistemi eklendi otobanımıza. Biraz daha genişletilmiş oldu. En azından otobüsle yolcuları birbirinden ayıran bir sistem oldu sevgili dostlar. Otobüsle yapay zekayı birbirinden ayıran bir sistem oldu. Yolcuları dedim, yanlış oldu, kusura bakmayın. Böyle bir sistem yapıldı sevgili arkadaşlar. Böylelikle de otobüslerimiz yan yol tarzında ilerliyor güzel yerlerine. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum ben. Tabi ilerleyen süreçlerde sizin de oynamanızla her şey yerlerine oturacak sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi haritanın çıkış tarihi belirleyelim. Kesinlikle tarih hakkında soru sormayın videonun altında. Her an yayınlanabilir. Şu an test aşamasında harita. Bu videoyu çekerken aynı zamanda haritayı test etmiş oluyoruz. Haritamızda herhangi bir sıkıntı, herhangi bir çalışmayan yer, anonsu çalışmayan hatlar veya herhangi bir şey olduğu zaman Umut kardeşimize biz bu konu hakkında bilgi vereceğiz. Böylelikle de tüm sıkıntılarımızı görmüş olacağız sevgili arkadaşlar. Haritayla alakalı olan bir sıkıntı varsa Umut kardeşimize bildireceğiz. Yayınlanmadan önce düzeltilecek. Düzelttikten sonra da video inşallah haritamız yayınlanmış olacak sevgili arkadaşlar. Testlerin büyük bir kısmı bitti. Onun bilgisini verelim. Testlerin büyük bir aşaması bitti. İnşallah yakın bir zamanda harita sizlerle olacak sevgili arkadaşlar. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz sizin için. Bir sonraki durak. Gül. Evet, eski yol sistemine bağlanmış olduk sevgili arkadaşlar. Bu yeni eklenen bir sistem, yeni eklenen bir bölge. Bunu da hep beraber görüyoruz. Gördüğünüz gibi taşlı ve bozuk yollar bizimle beraber. Bir sonraki durak, taşlı yol. Bir sonraki durak, yan yol yolu. Evet, eski yol sistemimiz bu şekilde arkadaşlar. Daha böyle bozuk yollar, taşlı yollardan oluşuyor. Bence güzel bir sistem oldu sevgili arkadaşlar. Demirciğe bir güzellik kattı yani. Onu öyle düşünüyorum ben. Bir sonraki durak, Taş Yol Caddesi. Otobanımız yenilendi. Tekrardan bahsetmek istiyorum. Otobanımızda tabelalar yenilendi. Yeni yönlendirme tabelaları oyuna eklendi. Ve kişi sistemi eklendi arkadaşlar. Ancak şöyle bir şey var. Kişi sisteminde herhangi bir etkileşim yok. Maalesef ki OMSI'nin el verdiği şekilde yapmaya çalışıyoruz. Kişi sistemimiz etkileşimsiz de olsa görüntü amacıyla bir kişi eklendi bazı bölgelere. Genellikle kavşaklara ekledik kişileri. Böyle bir gişe sistemi de eklenmiş sevgili dostlar. Tabelalar yenilendi. Eski yol sistemini zaten şu anda görüyorsunuz. Yeni yol sistemi de bahsettiğim otobanla alakalı olan bir durum. İnşallah da daha detaylı şeyler görmüş olacağız sevgili dostlar. Bir sonraki durak, Çamlık 1. Şundan da bahsetmek istiyorum. 3.8 yayınladıktan sonra 3.9 sürümümüz yapılmaya başlayacak. 3.8 Demirsit'in son sürümü olacak arkadaşlar, maalesef ki. Bitmiş oluyor 3.9'dan sonra, yeni bir sürüm gelmeyecek. En azından belli bir süre için.
Demirsit'i bittikten sonra yeni bir proje düşüncemiz var. Yeni bir haritaya başlama gibi bir planımız var sevgili arkadaşlar. Onun da bilgisini verelim. Gerçekçi bir harita yapma gibi bir düşüncemiz var. Birazcık anlatmak gerekirse bir bölgenin şehir hastanesinde, İstanbul'da geçen bir bölgenin şehir hastanesinde oynayacaksınız. 10 dakikaya yakın bir hat olmuş olacak. A noktasından B noktasına şehir hastanesinin içine dolaşarak yolcu taşıyacaksınız. Böyle bir harita yapma planımız var şu an için. Ancak kesin yapılır mı? Bir sonraki onun durak, hakkında bir şey söyleyelim. Çamlık 2. Bir sonraki durak. Yol bakım. Bir sonraki durak, otoyol kavşağı. U1 hattını ilk defa sizle beraber ben de oynuyorum arkadaşlar. Çok güzel, hoşuma gitti yani. Güzel bir hat olmuş ya, bakalım. 108 bir çıksın komple arkadaşlar. Hep beraber oynayacağız inşallah sevgili dostlar. Otoyol kavşağı durağımıza geldik. Buradan yolcularımızı alalım. Evet, buradan otobana bağlanacağız sevgili arkadaşlar. Bir sonraki durak havalimanı kavşağı. Evet, gişe sistemini görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Burası eski yol gişeleri gördüğünüz gibi. Evet, otoban sistemimizi an itibariyle görmeye başladık. Yeni eklenen bir sistemdir. Kesinlikle daha gerçekçi bir hal aldı. Onu belirteyim. Yeni tabelalar, yeni yönlendirmeler var. Ve gişe sistemini az önce gördünüz. İnşallah daha güzel olacak sevgili arkadaşlar. Hop 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 hop. Evet, düzelttik kendimizi. Evet, otobana benzemeye başladı şimdi arkadaşlar. Bu yaptığımız yeni düzenlemeyle beraber. Evet, havalimanı kavşağına böylelikle gelmiş olduk sevgili arkadaşlar. Evet, videomuzu burada sonlandıralım. Hattımız devam ediyor ancak ben videoyu burada sonlandıracağım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Demirsit 3.8
projemizden bilgi vermeye çalıştık sizlere. Sürçülisan edilsek affola arkadaşlar. Böyle güzel bir videoda bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah da Kaan kardeşimiz yakın bir zamanda aramıza dönecek tekrardan. Ve videolarını canlı yayınlarına kaldığı yerden devam edecek. Ben Abdurrahman Ulaş. Herkese hayırlı günler diliyorum. İyi oyunlar arkadaşlar. Görüşmek üzere.